CNN International'dan El Cezire'ye, El Cezire'ye
ilgili önceden uyarı yaptı falan filan. Öyle bir şey söz konusu değil. Bunlar görüntülerle de sabit. Gemide bir belgesel gazeteci ekip vardı. Onlar çok profesyonel bir kamerayla çalışıyorlardı. Küçük bir çipe kaydetmişlerdi saldırı anını. Sırf bir kameraman, Güney Koreli bir gazeteci kadın. Onlar bütün aramalara rağmen o kartı yakalatmadılar. Getirdiler. Gittiler New York'ta Birleşmiş Milletler'e montajsız ham görüntü olarak devir niteliğinde bir belge olarak Birleşmiş Milletler'e bu görüntüleri verdiler. O zaman da işte İsrail kıyameti kopardı. Çünkü bütün suç şey gelinler ortaya çıktı. Bir de gemide yaptığımız canlı yayını cimrlarla kapattıkları için zannettiler ki dünya hiçbir şey görmeyecek. Allah da yardım etti bize, bir yedek frekansımız vardı. Aslında biz o yedek frekansı gemide bize saldırılar falan değil, değil. Şöyle bir şey var, algı var. İsrail o kadar güçlü ki hele hele gençleri sıra var. Hocalarımız daha iyi bilirler gençlerin o duygu dünyalarını. İsrail o kadar güçlü ki İsrail'de dünyada hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Böyle bir algıyla bakılıyor ve İsrail'in yaptıkları her zaman yanına kar kalır. Niye? Düşünün, Gazze'ye yönelik bombalar, bombardımanlar olduğunda çıkıyoruz meydanlara. Kahrolsun İsrail diye bağırıyoruz, çağırıyoruz. Sonra dönüyoruz, geliyoruz. Bir başka katliamı bekliyoruz değil mi? Sanki İslam dünyasında böyle bir profili var. Ve nasıl oluyorsa her zaman Atalan Üsküdar'ı geçiyor, hep de bunların borları ötüyor. Hep de bunlar dünyada hakim oluyor. Genelde de hep kanı dökülen, gözyaşı dökülen de Müslümanlar oluyor. Şimdi bu bizim çocuklarımız şöyle anlıyorlar. İslam o kadar büyük bir güç ki kimse ona dokunamaz. Ben bunu bir kendi alanına cevap vermek istiyorum. Bir gün ilgili de Gazze'deki yetim çocuklarda, küçük çocuklardaki yansımasıyla ilgili bir şey söylemek isterim. Maruf Arda'dan hemen sonraki sene içerisinde bir grup, bir belediye, Anadolu'da bir belediye, bir grup Gazze'de yetim getiriyor. Getirdikleri yetimlerde de bir program yapmışlar. Ben de denk geldim o programa. Programda birisi demiş ki şeye, o Gazze'de yetim çocuklardan bir tanesine, şu abla işte Mavi Marmara gemisini diyelim. Bir baktım çocuk böyle can tıraş benim yanıma geliyor. Bana dedi ki biraz o Arap çocuklar, Filistin çocuklar azıcık böyle şey olurlar böyle, artık atarlı biraz daha yaşlarından büyük olurlar. Seninle konuşacaklarım var, otur dedi bana. Ben de hay hay dedim, oturdum. Tercüman da yanımızda. Ondan sonra durdu, şöyle bir böyle tavırla bana bir baktı. Hareketler falan biraz böyle şeydi, atarlı falan dedi ki, bir daha gelecek misiniz Mavi Marmara'ya? Şaşırdım ben de, hani niye soruyorum. Dedim ki, niye soruyorsun dedi. Adın ne senin? Adım Muhammed. Dedim ki, niye soruyorsun Muhammed? Merak ediyorum, tekrar gelecek misiniz dedi. Sen ne düşünüyorsun dedim, nasıl görünüyor Gazze'den, sence tekrar gelir miyiz? Bilmiyorum dedi, siz dedi, şehadeti ilk kez yaşadınız. Bize sorsanız, bizde hep her evde şehit var. Benim babam bir kurşun operasyonunda gencecik şehit oldu. Bir küçük kız kardeşim var, bir de annem var. Dökme kurşun operasyonu, yani babası benimle görüştüğünde 2 yıl önce şehit olmuş. Dedi ki, biz hep yaşarız şehadeti, siz ilk kez yaşadınız. Sonra bize kime sorsanız, hepsinin her evin bir akrabası ya İsrail hapishanesine girmiş çıkmıştır ya da İsrail hapishanesindedir. Bizde esaret rutindir. Siz ilk kez esir düştünüz. Ve bizim her şeyimizi gasp edip işgal ettiler.
acaba şimdi beklemeye devam etsek mi, etmesek mi diye. Ben de döndüm dedim ki, Muhammed biz ilk kez yaşamış olabiliriz. Sizin kadar güçlü bir mücadele veremeyebiliriz. Evet, biz biraz daha uzaktayız, biraz daha farklı hayat şey yaşıyoruz. Ama şunu bilmemi istiyoruz ki, sen beklemeye devam et, illa ki bir gün geleceğiz. Ama şu an Suriyeli kardeşlerimizi önceliyoruz, öncelemek durumundayız. Bütün gücümüzü oradaki mazlumiyete, mağduriyete verdik. Ama sakın unutma, Türkiye halkı doğusuyla, batısıyla, Türkiye halkı bu mücadeleden vazgeçmez. Bu ablukanın kalkması girişimlerinden vazgeçmez. Yetimleri desteklemekten vazgeçmez. Herkes vazgeçse Türkiye'li kadınlar vazgeçmez. Onların yüreği bu konuda daha cevvaldir. Onun için en nihayetinde geleceğiz demiştim. İşte Gazze'deki karşılık da böyle bir karşılık. Bunlar küçücük çocuk dünyasındaki karşılıklar ama bana sorarsanız esas karşılık bu. Çünkü yapıp ettiklerimiz bizim ruh dünyamızda ya da hayatımızda dokunduğu, tesir ettiği yere göre anlam buluyor. Ve hayat siyasetten, her şeyden çok daha başka bir mecrayla yürüyor. Son nokta, Türkiye-İsrail görüşme meseleleri. Biz biliyorsunuz birçok yerde davalar, Türkiye'de devam eden ceza davamız var. Her ne kadar hiç kimse Türkiye'de İsrail'de yargılanması, hayal, öyle bir şey olmaz falan dese de biz hesap sorma mantığını bizden sonraki nesillere devredebilmek adına bile biz bu şikayet sürecini yürüttük. Savunma yapan değil. Biliyorsunuz Avrupa, özellikle Batı'da Müslümanlar biz terörist değiliz, İslam sevgi günüyüz. Evet, İslam sevgi günü, barış günü ama hep bu savunma pozisyonu yerine bize bu hesap, yani bizi buna hesap vermeye yönelten katillere karşı da biz de bir hesap sorma modunu kullanalım istedik. Ve bütün davalarımızda Gazze Avrupa'sında da dava konusu yapıyoruz. Türkiye'de, Güney Afrika'da, İspanya'da ve Amerika'da iki eyalette ve uluslararası bir şey olacaksa bir anlaşma, biz anlaşmanın hiçbir şekilde yapılmaması taraftarıyız. Ama Türkiye-İsrail arasında böyle bir mutabaka sağlanacaksa eğer, bu hiç değilse Gazze'deki ablukanın kalkmasına vesile olsun. Çünkü bugün bile %80'i insani yardımla geçinen bir topluluktan bahsediyoruz. Dünya kadar muhtaç eğitimden bahsediyoruz. Hepsinden önemlisi, ya biz kimseye nasıl el açmadan onurlu yaşıyorsak, Gazze'deki de kendi kendine yeter, o da kimseye el açmadan özgürce kendi topraklarında yaşasın istiyoruz. Kavganın, mücadelenin boyutu buna gelmiş durumda. Biz kendi çizgimizi, Müslümanların bir kurumu olarak ve mavi markaları da insanların ortak vicdanı, yani solcusu, Hristiyanı, ateisti, farklı ideoloji grupları, 37 devleti temsil ettiği bir misyon olarak kendi çizgisinde sürdürmeye devam etmek istiyoruz. 31 Mayıs'ta gördüğünüz gibi yıl dönümüydü. 28 Mayıs günü bir yürüyüş yapacağız. Her sene bunu yapıyoruz. Bunu yapmamız şehitlerimizi anma adına bir program değil. Biliyoruz, evet, Gazze'nin sayısız şehidi var. Kudüs'te daha dün gördüğünüz kurşun yağmurundan tuttular bir kızı. İsrail bütün Yahudi yerleşimcilere silah taşıma kanunu çıkardı ve şüphelendiğiniz durumlarda da ateş edebilirsiniz diye bir yetki tanıdı. O günden bugüne her kontrol noktasında erkek, kadın demeden kurşun yağmurunda tutup Müslümanları katlediyorlar. Geçtiğimiz günlerde Raif Salah'ı hapse gönderdik. Güle olmaya gitti. Ama neden bizim liderlerimiz, ailelerimiz, Müslüman hareketin öncüleri ya hapse ya idam sehpasına gitsin? Bu kadar kolay, bu kadar sessiz olmamalı. Buna dair itirazlarımızı dinlendirmeyelim.
burada açık altı daha Amerika'da dediğim de olacak aslında propaganda yönünden çok önemli. Ama televizyonlarda şu anda hiç böyle bir haber geçmiyor. Yani bir ulusal kanalda bunu böyle dile getirirse Amerika'da yargılanıyor. Haberi bile şöyle 2 saniye geçse bence müthiş bir ses getirir diye düşünüyorum. Tamam, şimdi dönemini hatırlıyorum. Keşke aslında mesela bize bu davaları İsrail'in ve Filistin'in anladığı kadar diğer Türkiye'deki medya ve kamuoyunda bu kadar şey yapmıyor. Size diyorum ki mesela $1 milyar getiriyor. Adınız gibi bilebilirsiniz ki şu an desek ki hadi $10 milyar getiriyoruz. Dakika sürmez buraya mı gider gelirler. O sinirlik oluyor gelir. Çünkü bunu teklif ediyorlar açık açık defalarca. Bu işi bitirmek istiyorlar, bu işi kapatmak istiyorlar. Bu onlar için bu kadar önemli ama bu davaların önemi ya da bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında çok fark edilmedi. Batı'da çok haber oluyor. Latin Amerika'da çok haber oluyor. Ama Türkiye'de yani Ehud Bara, Ehud Bara biz neden yargılıyoruz biliyor musunuz? Uluslararası terörizm suçundan. İsrail'in lobisi, İngilizler ve Amerikalar, Batı birlik oldu. Türkiye'de bir süreç yürüttüler. Kasım seçimlerindeki süreci hatırlayın. PYD'nin ilan ettiği raporu hatırlayın. Mahşet çıktı değil mi Cumhuriyet Gazetesi? Tayyip Erdoğan'ı uluslararası terörizm suçundan uluslararası mahkemede sanık koltuğuna oturacaklardı. Kim kimi oturturdu sanık koltuğunda uluslararası terörizm suçundan? Biz Ebu Tuba'ya uluslararası terörizm